Merhabalar. Merhaba Verem. İyi yayınlar. Efendim böyle bir dönemde tatil mi olurmuş? Ben ne zaman tatile gitsem ama ne zaman gitsem hemen birileri arar bulur beni. Vay Türkiye yangın yeri sen tatil mi yapıyorsun? Ben de size öyle bir espri yapayım dedim. Tatilde de rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın ama Sayın Büyükelçim. Bugün de ben sizi aramazsam ne zaman arayacağım? Ondan sonra derler ki niye aramadın Sayın Uluçöz Ülker'e ne cevap veririm dedim. Dün izlediniz, gerek G7'yi izlediniz önceki gün, gerek dün NATO zirvesini, Biden görüşmesini, önden ve arkadan yapılan yorumları izlediniz. Ne oldu dersek ne cevap verirsiniz? Aslında hiçbir şey olmadı efendim. Burada efendim benim beklediğim cevap buydu, teşekkür. Estağfurullah. Hayır, o kadar net oldu ki, o kadar aydınlatıcı oldu ki, beklediğim hakikaten buydu. Şimdi ayrıntıları alabiliriz. Yani çok basit şekliyle burada benim görümden Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri, NATO vesaire bütün bunlarla hem kendi ihtiyaçları dolayısıyla hem de aynı zamanda fena halde köşeye sıkışmış olması dolayısıyla ilişkisini bir şekilde idame ettirmesi ihtiyacı var. Bu idameyi nasıl yapacaksınız? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda bizim hepsini saymaya kalksam zaman alacak ama 15 tane sorun var efendim. Ve bu sorunlar içinden de bir kısmı beka sorunudur. Mesela Fırat'ın doğusunda Suriye'de ve PKK ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler hiçbir şekilde ne dostluğa ne müttefikliğe ne hiçbir şeye sığmaz. Şimdi bu kapsam içinde de Amerika Türkiye'yi bir kenara itmiş bulunuyor. Gene geri adım atmış falan da değil. Gene aynı şekilde Doğu Akdeniz böyle, Ege böyle. Yani S-400 füzeleriyle ilgili konu aslında o da çok önemli değil. Çünkü bu doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongre ve Pentagon ve de başkan düzeyinde Trump'tan bu yana ortaya koymuş olduğu politikanın bir bahane şeklinde üretilen politikanın tezahürüdür. Şimdi çok basitçe şöyle diyeyim, teferruatına girmeden, bu Biden netice itibariyle de Türkiye ile ilgili olarak Aralık 2019'da bir mülakat verdi biliyorsunuz. Bir röportajı var New York Times gazetesine verilmiş olan. Oradan başlayarak Türkiye ile ilgili de niyeti nedir, ne değildir bunu net bir biçimde ortaya koymuş durumdadır. Burada esas itibariyle benim üzerinde de rahatsız olarak durduğum 3 tane konu var. Bir tanesi her halükarda benim hedefim Türkiye değildir, benim hedefim Cumhurbaşkanı'dır diyor. Yani Tayyip Bey olarak da ismen de söylüyor, Cumhurbaşkanı'dır diyor. Ve ben indirmek için diyor, muhalefete destek olmak suretiyle gereğini yapacağım. Buradan başladı bu iş. Ondan sonra bizim NATO'da müttefik olmadığımıza kadar gitti. En son Blinken yine Senato'da da yapmış olduğu konuşmada bunu bir kere daha tekrar etti. Dolayısıyla hani dervişin fikriyle zikri aynıdır. Netice itibariyle Türkiye'ye bakış açısından ne olduğunu net bir biçimde görmek lazım. İkinci husus üzerine durduğum, şimdi normal şartlarda NATO'da kabul edilmiş olan kararlara bakıyorum ve Biden'ın tutumuna da bakıyorum. Orada da bir ciddi şekilde tenakuz ama aynı zamanda bizi çok zora sokan bir durum var. O da şu, biliyorsunuz 2015 yılında NATO iki tane hedef koydu kendine. Biri terördü. Hiçbir şey yapılmadı Türkiye lehine. İkincisi de Rusya'ydı. Biden da iş başına geldiği andan itibaren ben kişisel değil kurumsal bazda yaklaşacağım bu konulara dedi. Ve Avrupa Birliği ile de bir işbirliğine girmek suretiyle işi büyüttü. Şimdi her halükarda Biden'ın ve Amerika'nın şu sırada da aklında tutulan şey benim düşmanıma siz dost olamazsınız politikasıdır efendim.
Putin'le de 16'sında görüşecek. Yine o konuyla ilgili yaptığı açıklamaları da dün dinlediğim zaman bir değişen bir şey yok. Yine orada bir adeta çatışmaya gidiyorlar gibi bir durum var. Şimdi burada netice itibariyle Türkiye'nin sadece S-400 meselesi olarak görmemek lazım. Bu nasıl olur da benim düşmanım Rusya ile işbirliği yapıp bu noktaya kadar işi getirebilirsin politikasının sonucudur. Yani esas itibariyle ortada duran konu Rusya'dır. Hal böyle olduğu takdirde oturup biraz daha düşünmek lazım. Çünkü benim Rusya ile yakın ilişkim var. Ve bu ilişki aynı zamanda Türkiye'nin de menfaatine olacak ve birçok nasıl diyeyim avantajlar da içeren bir konumdadır. Nükleer santral yapımından tutun işte doğal gaza vesaire de birçok konularda Türkiye iç içe yaşamaktadır. Türk akımı projesi var mesela. Çok önemli bir proje yani. Evet. Neden vazgeçelim ki? Nükleer santral zaten devam ediyor yapılmakta. Evet. Yani şimdi bu koşullar altında bana dönüp de en son raporla ilgili olarak NATO'da alınmış olan karara bakarak söylüyorum bunu da. Rusya düşmandır. Dolayısıyla onunla ilişkileri bu kapsam içinde götürmek gereklidir. Yani ilişki kurmayacaksınız. Mümkün mü efendim? Yani Türkiye o zaman oturup bir karar verecek, ben vazgeçtim diyecek. Bu da o kadar kolay gözükmüyor. Üçüncü husus benim aklımı ciddi şekilde kurcalayan, şimdi benim beka sorunu çok önemli olan beka sorunu olarak düşünebileceğimiz sorunlarımız var dedim. Mesela Doğu Akdeniz, Ege böyledir. Aynı şekilde de Fırat'ın doğusu böyledir. Şimdi burada sonuç itibariyle bunlar hiçbirinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile işbirliği yapacağını veya geri adım atabileceğini, bir taviz verebileceğini gösteren bir tutum içine şu ana kadar girmemiştir. Şimdi bunları söyledikten sonra dünkü toplantıyı bir bütün halinde şöyle düşünüyorum ben kendi yorumdan. Aslında 45 dakika bir süre vardı. Bunun tercümeyle de yürütüldüğünü düşündüğümüz zaman 45 dakika değil herhalde bilemediniz yarım saat 25 dakika bir konuşma yapılmıştır. Daha fazlası yoktur. Şimdi bu yapılan konuşmaların içine 1,5 saate uzatıldı diyorlar efendim. 1,5 saate uzatıldı diyorlar. O heyetlerle birlikte yapılan toplantı efendim. Anladım. Baş yani başa görüşme değil. 45 dakika baş başa yani karşılıklı olarak kent içinde içini döktüğü toplantı 45 dakika sadece tercümanların katılımıyla yapıldı. Yarısı tercüme olsa kalır size 22,5 dakika. 25 dakika diyelim evet. Bir konuşma. Şimdi siz bu 25 dakika süresinde aslında bu bahsettiğimiz yani çok satır başı olarak dahi daha neler söylenebilecek bu sorunların tamamını ele alacaksınız ve buradan bir yumuşama olduğuna dair izlenimlerle bir sonuç çıkaracaksınız. Şöyle bu bana saklayabilir miyiz Sayın Uluçöz Ülker? Diyelim siz şu anda İstanbul dışında olmasaydınız da İstanbul'da olsaydınız, ben sizi çağırsaydım. Deseydim ki ya Sayın Erdoğan'ın Şuşa ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Rahat 25 dakika sürerdi cevabınız. Hiç kuşkunuz olmasın efendim. Değil mi? Hiç, yani zaten konuşmaya başladığınız zaman bir konuyu dahi karşılıklı anlaşabilmek için en az 10 dakika konuşmanız lazım. Şimdi 15 madde var diyorsunuz. Hadi 5 madde olsun. Hangi konuyu 5 dakikada... Buradan şu sonucumu çıkartacağız. Zirveler biter, sorunlar kalır. Sorunlar sahada çözülür. Şimdi burada esas itibariyle sorunun temeli de burada yatıyor zaten. Bu dün yapılmış olan toplantı aslında başka bir yönden önem taşıyor ve ciddi olarak da düşünülmesi lazım. O da şu, bizim de Trump bütün çılgınlığına rağmen Trump'la dahi diyalogumuz vardı. Ama Biden'la bu diyalog yok efendim. Karşılıklı olarak oturup da konuşup dertleşecek veya bir takım şeyleri daha yumuşatabilecek imkan ve kabiliyet kesinlikle yok. Neden? Dolayısıyla bu toplantı aslında her iki tarafında satır başı halinde kendi dertlerini karşı tarafa net bir biçimde şudur, şudur, şudur diye satır başı halinde anlattığı
ve bunun ötesinde geleceğe dönük olarak diyaloğun devam ettirilmesi hususunda mutabakata varmalarıyla sonuçlanmıştır. Yani başka bir deyişle, daha hiç, henüz çok başlangıcında, dün sadece ve sadece Amerika ile Türkiye'nin artık konuşabileceklerine dair bir izlenim edinmek mümkündür. Ama bunun ötesinde bir çözüm bulunabilmiştir diye düşünmek belki şu anda mümkün değil. Hatta çok erken bunu söylemek için gidişatı net bir biçimde gördükten sonra Sayın karar vermek lazım. Ama bir dizi buyurun. Filmde karakterlerden birinin çok kullandığı bir laf vardı. O aklıma geldi. İrtibatı koparmayalım diyordu. Hani evet. Bir şey olur. İrtibatı koparmayalım. Evet, evet. Bu herhalde irtibatı koparmayalım görüşmesi oldu gibime geliyor. Öyle efendim. Yani zaten başka türlü olması imkanı da yoktur. Yani bakın S-400'ler konusunda da hatırlatma babında söylüyorum. Burada tartışıyoruz hep. Kongrenin bütçe kanununa koymuş olduğu bir hüküm var. Diyor ki ey başkan, bunu Trump da imzaladı ve şu sırada yürürlükte. Ey başkan, Türkiye'ye gerekli baskıyı yapacaksın. S-400'lerin hepsi Türkiye topraklarının dışına çıkarılacak. Ve Rus teknisyenlerin tümü de, uzmanların hepsi de Türkiye'den çıkarılmış olacak. Şimdi S-400'de Amerika'nın kanunla ne istemiş olduğunu tespit ettiği bir durum var ortada. Şimdi yani S-400'de ne konuşacaksınız Allah aşkına? Yani çok basite indirgeyerek, en basit olayı ortaya koyarak söylüyorum. Bir şey konuşamazsınız. Şimdi Afganistan'da havaalanı ile ilgili olarak ne yapılabileceği, biz de talip olduk. Orada gereğini yapabiliriz dedik. Tamam, yapalım. Fakat böyle bir karar da alınmadı. Yani daha henüz karara bağlanmamıştır dendi. Bakılacak. Ama yani, Cumhuriyet öyle demiyor. Mesela bakın Türk kamuoyuna da şöyle yansıtılıyor. Askerlerimizi Afganistan'dan yakında çekeceğiz diyen Biden'a göre çok iyi bir görüşme oldu diyor. Evet. Ondan sonra hatta muhalefet tepki gösteriyor. Afganistan'da jandarmalığa son. Halbuki gördüğümüz ortada bir şey yok. Hayır, yok bir şey. Değil mi? Yani çok iyi görüşme karşılıklı olarak mesela Cumhurbaşkanımızın orada da Türkiye'nin çok haklı olmuş olduğu konularda, Doğu Akdeniz vesaire, bakın bir bütün halinde bütün bunlarda direneceği ve karşı tarafa kendini kabul ettirmeye gayret sarf edeceği şeklinde. Bu tabiatıyla ciddi şekilde bir muhalefet yaratacaktır karşılıklı olarak. Ama böyle bir şey olmadan her iki tarafta anlaşıldığı kadarıyla kendi düşüncelerini ortaya koydular tekrar. Onlar da zaten bilinen düşünceler ve ileriye dönük olarak ne yapılabileceğine bakarız dediler, bitti. Şimdi hal böyle olunca o zaman hatta bir husus şu anda sabahleyin tarıyordum bilgisayardan neler söyleniyor diye. Haklı olarak dikkat çekilen, hamdolsun Ermeni sorunu gündeme gelmedi. Hah, vallahi onu soracaktım aslında ben. Niye hamdolsun efendim? Bilakis gündeme gelip sen ne yaptın kardeşim diye sormak lazım. Değil mi? Yani basit bir örnek diye söylüyorum. Ne tarafından baksam bu ilişkilerin devam ettirilmesi hususunu içeren bir görüşmeydi. Sayın Özgürker, bir dakika. O hamdolsun buyurun. Meselesinde iki dakika durabilir miyiz? Tabii. Şundan durabilir miyiz? Ben mesela olmaz ha, Recep Tayyip Erdoğan olsam, Biden otursa karşıma, kafadan ilk şeyle başlarım. O hamdolsun meselesiyle. Çünkü evet. Elimde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 4 tane kapı gibi karar var. Perinçek İstişare kararı, Ali Mercan kararı vesaire. En sağlam olduğum yer. Hani duvarda bir surda bir delik açacaksam oradan açarım diye düşünürüm. İlk onu sorarım ama hamdolsun sormadık. Sormadık. Bu arada F-35'ler hukuk açısından da yani 1 milyar 250 milyon dolar para da ödemişim. Bütçeye koydular, hala bana iade etmediler. Evet. Yani orada bir tartışmaya girdiğiniz takdirde de bizim çok haklı olduğumuz ve Amerika'ya da ne yapıyorsun sen kardeşim diye soracağımız çok şey var. Ama dünkü toplantı böyle bir karşılıklı hesaplaşma toplantısı değil efendim. Biraz evvel söylediğimiz gibi. Kendimizi fazla mı havaya soktuk toplantıdan önce, İtalya maçında olduğu gibi?
Yani de gidecek evet. Orada Biden'ın canına, halbuki orada bir merhaba merhaba irtibatı koparmayalım deyip geleceklerini hepimiz biliyorduk. Aynen, aynen. Yani de netice itibariyle, yani bakın bir saat içinde öngörülmüştü, uzadı. 45 dakikayı, 25 dakikayı zaten fazla konuşsalar konuşurlar. Bu kadar sorunu ele alıp daha o sorunları söyleyebilirsiniz. Yani şu da bir sorundur, bu da bir sorundur. Sen silah veriyorsun PKK'ya, bunları yapma vesaire. Bunların hepsi, o da sen Rusya ile ilişkini şöyle yap vesaire. Bunların hepsi karşılıklı olarak bir konuşma kapsamında söylenir. Ama bunun sonucunda bir yere götürür mü veya bunlar bir çözüm oluşturur mu? Bugünkü koşullarda hayır. Bu çözümler için daha çok bu köprülerin altından sular akacak. Ve bu arada bu olayların bir kısmı da, bu konuşulanların çözümü olmayan ve Türkiye yönünden ciddi handikap oluşturan konular. Bunlar da bir yere gidebilmek de Amerika not avizleri verebilmesini ümit ve beklenti içine girerek geleceği böyle tayin etmeye çalışmak da bence yanılgı olur. Yani kendimizi yanıltmış oluruz en azından. Efendim, diplomasi kazası diyebileceğimiz bir fotoğraf çıktı meydana. Gördünüz mü o fotoğrafı? Efendim, o fotoğraf bir düzmece fotoğraftır. Biraz onu konuşabilir miyiz? Aklıma evet, şey tabii. Geldi. Sayın Bill Clinton'la Sayın Bülent Ecevit'in bir fotoğrafı vardı. Evet. Hani Bill Clinton rahat böyle arka tarafını koltuğa dayamış. Evet. Ecevit de bir devlet adamı gibi dik duruyor. O zaman evet. Rahmetliyle bayağı uğraşmışlardı. Bak el pençe evet. Divan duruyor diye. Evet. Şimdi bu fotoğrafı bana biraz diplomaside ne anlama geldiğini, nasıl çekildi efendim, böyle fotoğraflar bir söyler misin? Fotoğraf değil bu efendim. Bu fotoğraf değil, bu bir video. Video? Bir video, evet. Evet. Olay da şu. Cumhurbaşkanımız biraz, Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı da var gibi geldi bana. Fazla yorgun gördüm ben dün. Hayır, Cumhurbaşkanı'nda bir rahatsızlık var. O hatırlarsanız İstanbul'da evet. Bir toplantıda da çıktı ortaya. Evet. Bacağıyla ya da beliyle ilgili bir şey olması lazım. Bir şey olması. Zık diye kalkamıyor mesela böyle. Evet, oturdu, yerinde oturuyor. Şimdi aynen videoda şöyle. Cumhurbaşkanımız yerinde oturuyor. Kanepede. Etrafında da birçok kişi var. O sırada Biden ileriden Cumhurbaşkanı'nın işte elini sıkmak için veya neyse yumruklaşmak için öyle diyelim. Yumruklaşmayı şey arasında tabii. pandemi yumruklaşması. Evet. Karşıdan geliyor. Ve geldiği zaman Cumhurbaşkanı hemen yerinden fırlayamadı. Biden da yumruk olarak elini uzattı ve onlar merhaba dediler karşılıklı olarak pandemi kapsamında. Evet. O arada da Cumhurbaşkanı ayağa kalktı. Yani o fotoğraf videodan tam Cumhurbaşkanı'nın ayağa kalkmak için hareketlendiği ve Biden'ın da ona elini uzattığı noktada yandan çok usturuplu şekilde çekilmiş ve sanki Biden bir yumruk atıyormuş veya el öptürüyormuş gibi bir poza dönüşme noktasında ortaya lanse edilen, konulan bir fotoğraf. Bir cımbız kesinlikle yani. Kesinlikle düzmece. Bir cımbız. Cımbız kesinlikle düzmece. Ecevit için de aynı şey yapıldı. Şimdi bakın, yani bunu samimi olarak işte çok tenkit ettiğim şeyler var. Ama bir noktada sonuç itibariyle benim Cumhurbaşkanımı bu şekilde hakaret edilmiş şekilde gösteren bir fotoğraf Türkiye Cumhuriyeti'ni rencide eder. Bir karşıtlığı her zaman kabullenirim ama bu noktaya kadar taşınmasını bir milliyetçi olarak kesinlikle kabul etmem efendim. Ama bu fotoğrafı kullanan, arkadaşlar o fotoğrafı verir misiniz? Kullanan bir gazete var bu fotoğrafı. Evet. Financial Times. Yani ama işte felaketi işin bu. Bilinçli şekilde kötüye yormak için yapılmış olan bir şeydir, işlemdir. Peki, kesinlikle bu fotoğrafla doğru ilgili değil. Bir şey daha göstereceğim size Sayın Büyükelçim. Evet. Adem Yavuz Arslan ismini bilirsiniz zannediyorum. Evet, evet. Bir de o kullanmış arkadaşlar, onu da gösteriverin. Bakın Sayın Adem, Sayın Adem nereden sayın ya? Neresi sayın onun? FETÖ'nün töbe ağzını bozdurdular. Adem Yavuz Arslan'ın
Bu fotoğrafın üstüne ilk temas Erdoğan Biden yazması ama mutluluktan havaya uçuyor adam bu fotoğrafı evet. böyle kullandı diye. Evet. Şimdi Financial Times'ın ve Adem Yavuz Arslan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı küçümsemek için kullanmasının özel bir anlamı var mı? Var. Netice itibariyle Cumhurbaşkanımızı sevmiyorlar efendim. Ve şurada başında da söylediğim gibi hedef olarak kendilerine bir bütün halinde Cumhurbaşkanımızı koymuş vaziyetteler. Şimdi burada esas itibariyle iki yönden bakmak lazım konuya. Türkiye palazlandı. Yani Türkiye artık eski Türkiye'ye göre daha güçlü. Fotoğrafı kaldırabiliriz arkadaşlar. Daha güçlü ve netice itibariyle sözü daha fazla dinlenen, bölgesel olarak da bakıldığı zaman bir hayli de ileriye de adımlar atabilmiş olan konumda olan bir ülke. Bakın en basit şekliyle Astana üçlüsü olmamış olsaydı bugün siz Orta Doğu sorununu çözememiş olurdunuz. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanımızı da bu manada baktığınız zaman biat etmeyen, başka bir boyuta bu işi taşımak için mücadeleye girmiş, dolayısıyla elimine edilmesi gereken konumda bulunan bir kişi olarak değerlendiriyorlar. Ve bunu yapabilmek için de ele geçen her fırsatı kullanıyorlar. Şimdi ben de hiç kimsenin Türkiye'de ak sütten çıktığını düşünmüyorum bu manada. Ben öyleyim. Benim ben de çok teklif ettiğim çıktım. Şey var. Yani, valla geçmişimde yani, hiçbir kötü şey yok. Yok. Mesele bu. Şimdi burada tenkit ettiğiniz zaman o tenkitlerin doğru olan çok tarafı var. Bunlar doğru. Hı-hı. Ama netice itibariyle bunu bir yok etme politikası veya Türkiye'yi bu noktaya kadar taşıma politikası haline getirdiğinizde burada yanlışlık var diye bakmak lazım. Ben burada netice itibariyle parti bazında veya bir iktidar veya muhalefet bazında değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak onurun bazında bakarak bunları söylüyorum. Yani biraz da ileri gidiliyor fazla. Şimdi bu koşullar altında en büyük ikinci sorun da evet palazlandık ettik vesaire hepsi doğru. Ama diğer taraftan da başta ekonomiye olmak üzere çok ciddi sıkıntılarımız var. Evet. Yani köşeye sıkışmış durumdayız birçok konuda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizde bu manada biraz da kendimizi mahkum etmiş durumdayız gibi geliyor bana. Şimdi bu açıdan bakıldığında da benim en büyük endişem Türkiye'nin %100 haklı olduğu konularda dahi acaba Cumhurbaşkanımız tam aksini söyledi. Hayır, kesinlikle bir tavizkar olmak gibi bir şey söz konusu değil dedi ama ben yine de Amerika ile ilişkilerin iyiye dönebilmesi için bizim tavizkar olmamızın beklendiği şeklinde bir düşüncem olduğunu da söyleyebilirim. Anladım. Dolayısıyla bu da bekleyip görmemizi gerektiren bir durumdur. Ben şahsen burada üç şey gene kendi yorumdan bekliyorum. Birincisi her halükarda işte demokrasi, insan hakları vesaire filan bunlar da dahil olmak üzere bir bütün halinde bir ajandamız var şu sırada elimizde. Birinci etapta NATO'da beklediğimizden daha iyi geçti diye düşünebiliriz. İleriye dönük bir diyalog kurulduğunu varsayarak. Öyle mi? Ama 16'sında... Sayın Büyükelçin bu sizin söylediğiniz çok ilginç. Beklediğimizden daha iyi geçti diyorsunuz NATO. Evet. Evet. İlginç, ben, güzel. Ben Biden'ın bugüne kadarki Biden ve çevresinin tabii diğer şeyinin bugüne kadarki tutumları ve söylemlerine baktığım zaman sanki daha başka bir üslupla bu işi götüreceği şeklinde bir beklentim vardı. Ama öyle olmadı. Burada bir kavga değil, ileriye dönük bir ümit ışığı yakacak şekilde bu işin bitmesini tercih etti. Nitekim, öyle mi oldu? İki tarafta biraz alttan mı aldı? Alttan almadı efendim. Ne oldu? Her iki tarafta içini döktü. Ama birbirinin üstüne giderek işin biraz alevlenmesinin önünü kesti. Nasıl olsa bunları biz diyalogumuzu yeniden ihya etmek kararı aldığımıza göre ileride biz oturup bunları zaten konuşacağız. Bugünden bu kavgayı çıkarmanın hiçbir gereği yok. Dolayısıyla bugünkü koşullarda
birbirimizi tanıyalım ve ileriye dönük olarak da yolu açık tutalım şeklinde bir tutuma girdiler. Ve nitekim Biden da herhangi bir açıklama ve tutum almadan çok iyi geçti dedi, bıraktı geçti efendim. Evet. Yani efendim, bizim yerimizden de aşağı yukarı memnuniyet ifadesi vardı. Şöyle tamamlayayım. Ben yıllarca müzakereye girdim çıktım devamlı. Bir müzakereden çıkan heyet mensupları şöyle yüzüne bir bakarsınız evvela, içeride ne olduğunu ona göre kestirirsiniz. Dünkü toplantıdan çıkılırken her iki tarafta tatmin olmuş bir görünüm veriyordu. Yani günü kurtardık. Peki çok da alakası yok ama G7'de alınan bir karar. Evet. Kuşak yol projesine karşı yeşil yol diye de nitelendirilen bir başka projeden söz ediliyor. İçeriği hakkında nasıl bilgilendirebiliriz izleyicilerimizi? Efendim, şimdi bu Çin'le ilgili bir konu da biliyorsunuz. İpek Yol projesi bu. Evet. Bu da Çin şu ana kadar bu projeyle ilgili olarak 4 trilyon dolar bir tahsisat koymuş durumda. Bunu arttırabilmesi de söz konusu. Çin bugüne kadar ticari yönden dünyaya hakimdi. Ama mevcut koşullarda şimdi bu İpek Yol projesiyle yatırımcı olma vasfını da kazanıyor. Yani başka bir ifadeyle emperyalist bir güç olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü diğer bütün Batı camiası emperyalist düşüncelerini hiç terk etmemişlerdir. Bir ülkeyle ilişki kurarken bunu ön planda daima akıllarında tutarlar. Çin bugüne kadar bu tutum içinde değildi. Şimdi o da emperyalizmi bir noktada kullanmaya başlıyor bu yani politikayla. Yani yurt dışında yatırım, sermaye olarak, ihracı açısından mı emperyalist diyorsunuz? Evet, evet. Yatırım. Mesela Pire Limanı'na gitti, satın al Yunanistan'da örnek diye. Yatırımlar yapıyor Avrupa'nın tümünde. Yani başka bir deyişle yatırım yapmaya başladığınız andan itibaren oraya başka bir amaçla giriyorsunuz demektir. Biz de mesela Katar'a yatırım yapıyoruz, Libya'ya yatırım yapıyoruz, Balkanlara yatırım yapıyoruz. Afrika bütün eline geçti. Şimdi bunun karşılığında Amerika çok rahatsız olduğu için dikkat buyurun. Dünkü raporda Rusya düşmandır ama Çin için düşmandır kelimesini kullanmıyor. Rakip, yani kontrol altında tutulması gereken bir rakiptir diye bakıyor. Hı hı. Şimdi bu manada aynı zamanda yeni bir işte o yeşil kuşak politikasını da bu manada da ortaya attılar. Biden'ın söylediği yani çok daha netleşmiş değildi ama 40 trilyona yakın bir yatırım yapmak suretiyle bu ülkelerin başkaları tarafından yani muhtaç ülkelerin başkaları tarafından ele geçirilmesinin önünü kesmek ihtiyacı içindeyiz dedi. Burada telaffuz ettiği rakam da korkunç bir rakam. Yani bu bugün bir iki yılda yapılacak bir iş değil. Uzun vadeli bir projeksiyonla bu işin içine girmek ve yaklaşık 40 trilyona varan bir yatırım harcama ile bu işi götürmek politikasını ön plana çıkaracağız dedi. Şimdi dolayısıyla bu Çin'le olan rekabet içinde ortaya atılmış olan bir tez. Yapılabilir mi? Bu rakamlar çok abartılı. Düşünün ki 23 trilyon dolarlık bir piyasa olan dünyanın en büyüğü Başat, tamam. Amerika 40 trilyona kadar gidebilecek uzun vadeli olarak bir politikadan bahsediyor. Yani bunlar biraz zannediyorum şu sırada ne yaptığını bilmez pozisyonda olan bir tutumun ifadesidir. Çünkü evet Amerika bugün hala başattır ama dolu dizgin dünyada yeni merkezler oluşuyor ve Amerika tek başına bu dünyanın üstesinden gelebilecek bir güç olmadığını da herhalde giderek daha fazla idrak etmek mecburiyetindedir. Onun için bu 21. yüzyıl dünyasında dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka vesaire Amerika'nın o eski şaşalı 2. Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş döneminin Amerika'sını tekrar ihya edebilme şansı da benim şahsi düşüncem yoktur. Dolayısıyla dünya yeniden şekilleniyor. Hani İnönü'nün rahmetlinin de zamanında söylediği
Yeni bir dünya kurulur ve orada Türkiye'de orada yerini bulur sözü vardı. Zannediyorum bu iş gelişen Türkiye eğer büyük hatalar yapmazsa bu doğrultuda gelişen bir dünya düzeni içinde yerini alacaktır diye ben düşünüyorum. Efendim çok önemli değerlendirmeler yaptınız. Bazı noktalarda size anlatırken aa diye şaşırdım, bazılarında güldüm ama. Gelin bu işi tatlıya bağlayalım, bu röportajın sonunu. Bir magazinsel bir şeye daha girebilir miyim izninizle? Buyurun Son, efendim. son. Buyurun. Efendim, bir ülkenin devlet başkanı yabancı dil bilmek zorunda mıdır? Şimdi Yani şöyle bilse diyelim. iyi olur ayrı, bilmeli midir, bilmek zorunda mıdır? Hayır, zorunda değildir. Yani şöyle diyelim. Bakın, Neden Merkel sorduğumu Rusça anladınız bilir. herhalde. Evet, yani değildir aslında. Çünkü bugün o tercüme sistemi simültane tercüme olarak o kadar ileri gitti ki. Bir anekdot gibi size çok basit bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben uluslararası toplantılara gittiğim zaman mesela Japonlar falan şimdi daha iyi konuşuyorlar ama zamanında İngilizce konuştuklarında pek anlamazdık efendim. Araplar da Yani öyleydi bir ara. Araplar da Arap öyleydi. İngilizcesi derlerdi, değil mi? Evet. Şimdi öyle olduğu zaman ben simültane tercümanı dinlerdim. Yani diyelim ki o İngilizce konuşuyor Japon, ben Fransızca dinlerdim. Neden? Çünkü Çok iyiymiş. evet, o simültane tercümanlar öylesine muhteşemdir ki konuşandan derdinin ne olduğunu simültane tercüman daha iyi anlatır. Şahaneymiş. Şimdi Çok böyle iyiymiş. olduğu için de yani bilmiş bilmemiş onun çok fazla önemi yok ama dil bildiğiniz ölçüde kuracağınız ilişkiler birisi aracılığıyla değil de birebir doğrudan olduğunda siz çok da mükemmel bir ilişki kurmak imkanına kavuşursunuz. Tamam, Çünkü elbette unutmayın öyle. ki insanlar arası ilişkilerde birbirine karakter olarak tanıyabilmek herhalde bu şekilde çok daha kolaydır efendim. Evet. Tamam. Peki, eyvallah. Ama mesela adam dört dil biliyor. Başbakan olmuş. Ama gitmiş. Tamam, S-400'leri şeye Katar'a vereceğim demiş. Nükleer santral inşaatından da vazgeçtim demiş. Ondan sonra ne Doğu Akdeniz ya? Benim Doğu Akdeniz'de ne hakkım var ki demiş. Birini İngilizce söylemiş, birini Fransızca söylemiş, birini Almanca söylemiş. Ne oldu şimdi? Aslında Fransızların güzel bir sözü Nedir? vardır. Derler ki söz uçar yazı kalır. Şimdi siz içeriye girdiğiniz zaman baş başa konuşuyorsunuz. Aslında bu baş başa konuşmaların çok büyük bir kısmının zaptı yoktur efendim. Dolayısıyla içeride ne olduğunu herhalde taraflar anlattıkları ölçüde hep beraber öğrenmiş bulunuyoruz. Ama buna karşılık bu baş başa görüşmeden sonra devam eden toplantının zaptı çıkacaktır. Orada ne olduğunu çok daha iyi öğreniriz. Şimdi burada gene bir tecrübe olarak ben sizle paylaşayım. Buyurun. Mesela Cumhurbaşkanımız o zaman daha başbakan dahi değildi. Milletvekili dahi değildi hatta. Da Fransa'ya geldi ben Paris'te büyükelçiyken. Ve Şirak kendisiyle tanışmak için davet etmişti, buyurun yani gelin diye. Biz de seve seve gittik. Şimdi orada çok böyle güzel konuşma yapılıyor. Tam o sırada Şırak döndü. Sizle baş başa görüşebilir miyiz dedi. Biz hep beraber çıktık dışarı. Bir tek tercüman kaldı ve ondan sonra içeride ne konuşulduğunu bir daha hiç öğrenemedik. Şimdi ondan sonra da mesela 36 tane Airbus uçağını satın aldık vesaire. İçeride Avrupa Birliği'nde ben şunu yaparım ama sen de bana işte şurada şunları yap da yardımcı ol falan. Yani zapta geçmesi düşünülmemesi gereken konular ele alınmak için böyle baş başa kalınır. Anladım. Ve buradaki tercümanlar da netice itibariyle yeminlidirler, konuştuğu takdirde hayatları biter. O Nasıl hayatları bakımdan biter? evet, onun için baş başa görüşmelerde ne olup ne olmadığı dışarıya konuşanların aksettirmek istedikleriyle orantılıdır. Bunun ötesine geçemezsiniz. Şimdi bu söyledikleriniz bir taviz şeklinde karşı tarafa verilmiş midir? Bu aşamada ben bunları düşünmüyorum.
Ama her elbekarda şunu söylenmiş olduğunu kuvvetle tahmin ediyorum. Diyalog içinde bu meseleleri tartışabiliriz. Bunu söylediğiniz andan itibaren sizin müzakereye açık olduğunuz ortaya çıkar ki burada kimin daha güçlü olduğu hususunu da akılda tutmak lazım. Anladım. Peki efendim, ben bitireceğim yavaş yavaş ama siz bir dakika şurada vardı diyorsanız onu da alayım, öyle bitireyim. Yani şöyle, benim son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Bu hayat akıyor gidiyor efendim, netice itibariyle. Türkiye'nin nereye ait olduğunu, ne yapacağını, ne yapamayacağını herhalde bunu da çok iyi tayin etmesi lazım. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Ben her gittiğim yerde konuştuğum zaman bunu kendi yönümden şiar edindim ve hep hatırlatarak da gidiyorum. Peygamberimize Müslümanlığın şartlarını sorduklarında o da cevaben altıdır, altı demiş. Altın üstü de haddini bilmektir. Şimdi dolayısıyla bir takım şeyleri, hani başlangıçta söylediğiniz çok doğru bir şey var. Onu vurgulamak ihtiyacı içindeyim. Efendim, İtalya'ya neler yapmadık? İtalya'yı nasıl yenerdik? Her şeyi abartarak ve büyüterek ama gerçekleri ikinci plana atarak sonra da çok tenkit ederek ve hüsrana uğrayarak bitiyor işlerimiz. Dolayısıyla her şeyi gerçekçi ve kendi konteksti içinde değerlendirmek en doğrusudur diye ben bakarım. Geleceğe dönük olarak şu anda bir beklentim var mı? Evet, beklentim şudur. Türkiye'nin hak ve hukuk kapsamında ve nesafet kurallarına uygun olarak olması gereken çıkarı bulunan konularda direnmesi benim için çok önem arz eder. Bunun ötesine taşmamak lazımdır diye bakarım efendim. Evet. Efendim, Sayın Büyükelçim, çok teşekkür ederim. Siz aynı zamanda benim aklıma Mevlana'yı getirdiniz. Yüce Mevlana derler. Bu kadar yazarsın, bu kadar okursun. Ne bilirsin? Haddimi bilirim der, değil mi? Evet. En güzel politika herhalde sınırlarını bilmek, sınırlarına göre davranmak. Ama aynen, o sınırları genişletebilmek ve aşabilmek için de çaba göstermek herhalde. Elbette. Peki, fırsatları herhalde çok kaçırmayacaksınız ama o fırsatları çok zorlarsanız altında da kalmayacaksınız. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu benim için. Sizin nezahetiniz ve letafetiniz bir kere daha keyifli bir program verdi bana. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Karşılıklı dilerim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler.